Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler Arası İstanbul turumuza Esenyurt'tan devam ediyoruz efendim ve sizlere Çambeli Hukuk Bürosu'ndan sesleniyoruz. Yanımızda avukat Sayın Zeynel Çambeli bulunuyor. Kendisi şimdi bizlere çalışmalar hakkında bilgiler verecek. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Çalışmanıza geçmeden önce avukat Zeynel Çambeli'yi tanımak istiyoruz efendim. Kısaca izleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz? Şimdi ben 1970 Erzincan doğumluyum. Evet. Hemen hemen bütün eğitimimi yatılı olarak tamamladım. Yüksek öğrenimi dahi üniversiteyi de hem çalışıp hem okuyarak bitirdim. 18 yaşında devlet memuru oldum liseden sonra. Sağlık personeli olarak Konya'da, İzmir'de, İstanbul'da çalıştım. Bu dönem sırasında 6 yılda bir verilen kıdem terfisiyle ödüllendirildim. Evet. Ondan sonra hukuk fakültesini bitirdikten sonra tabii ki avukatlık stajımı yaptım. Ondan sonra istifa ettim. 2006'dan itibaren İstanbul Barosu'na bağlı olarak İstanbul'da 11 yıldır avukatlık yapıyorum. Tebrik ederiz. Çambeli Hukuk Bürosu olarak hangi alanlarda davalara giriyorsunuz? Yani büromuzda her türlü dava görülmekle birlikte genel olarak hukuk ağırlıklı, yani cezanın dışında cezayı ilk 3 yıl takip ettik. Fakat daha sonra hukuk alanına döndük. Hukukla, yani hukuk alanındaki davalarla ilgili çalışmalarımız yoğunluklu olarak devam ediyor. Evet. Son dönemlerde ticari davalar biraz daha ağırlıkta. Size göre hangi sorunlar daha çok yaşanıyor? Yani ekonomik sorunlar nedeniyle bir takım ticaret alanıyla ilgili bir takım davalar görülmekte. Özellikle de iflasın ertelenmesi yönünde bir takım müdahaleler yapmak zorunda kalmakta hukuksal olarak. Evet. Eskiden ekonomik suçlarla ilgili çek suçları özellikle çok ağırlık gösteriyordu. Çek kanununda bir takım düzenlemeler yapıldı daha sonraları. Fakat yine ekonomik bir takım sorunlarla ilgili gelişen sonuçlar nedeniyle ticari alanlarda da hukuksal bir takım sorunlar olduğundan ticari davalar da artıyor. Evet. İşveren ve işçi arasındaki yaşanılan sorunlar neler? Yani ticari hayatın zorlukları nedeniyle ya da işte ticari hayatın sıkıntıları nedeniyle işveren ve işçi arasında bir takım işten kaynaklanan sorunlar yaşanmakta ve özellikle işveren işçiyi koşulsuz olarak ya da işte kayıtsız olarak işten atmaktadır. İşçiler bu nedenle kıdem tazminat haklarını ve diğer haklarını mahkemelerde talep etmek durumunda kalmaktadırlar. Son zamanlarda bir uzlaşma zemini için bir yasal zemin hazırlandı. Evet. Ama şimdi yani yargısal boyut bu işin nihai sonucu ya da nihai kısmı, sonuç kısmı, nedenlerini ve sonuç şeyle gelişmesini takip etmek lazım aslında. Yani ticari hayatın sorunlarıyla ilgili eğer İşte yani toplumsal hayatta, ticari hayatta sıkıntılar devam ederse sonuç itibariyle bir takım davalar şey olarak yani real hayatta gerçekte gerçekleşmiş olacak. Bunların hukuksal anlamda müdahalesiyle engellenmesi belki bir nebze başarılı olabilir ama yani uzlaşmayı bence sonuçta değil, başlangıçta aramak lazım. Yani o açıdan ticari hayatın da gelişmesini, başlangıç kısmını özellikle değerlendirip ona göre müdahale etmek lazım. Yani hukuksal bakımdan sonuçtan müdahale etmek
bence çok başarılı olmayacaktır. Evet. Aslında işçi veya işveren olarak haklarımızı tam olarak bilmiyoruz değil mi? Yeni yasalar çıkıyor bu konuyla ilgili. Yani yasalar günden güne sıkça değiştirilebiliyor. Biz de zor takip ediyoruz. Yani takip etmek mümkün değil. Biraz daha işte hayat çok hızlı. Hayata yetiştirmek için de meclisler, yasa yapma meclisleri daha çok sıkı çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Sorunları gidermek açısından da bu yasalarla yeni yeni haklar ve yeni kısıtlamalar meydana çıkmaktadır. Bu da doğal olarak bizlere yansımakta ya da insanlara yansımaktadır. Aslında bu konularda da tabii ki sizin gibi bilir kişilere ihtiyacımız fazla danışan olarak değil mi? Yani tabii ki insanlar önce danışmak konusunda sonra işte bir hukukçu olarak adaleti arama konusunda avukatlara başvuruyor. Bu doğal bir şey. Başvurması aslında doğal bir şey. Ama yani zaten insanların kendi haklarını kendilerini almaları iki KKK'ya da yasaklı bir şeydir. Evet, demokratik toplumlarda insanlar haklarını hukuk alanında, adliyede ya da yargı makamlarından isterler. Bence doğru yani, olan budur. Yani avukat da yol göstericidir. Tabii, mahkemeye davaya ışık tutandır diyebiliriz. Şimdi hayır, yani avukat yargı erkinin üç ayağından bir tanesidir. Yani vazgeçilemez temel bir unsur olduğu için avukat insanların, toplumun avukata başvurma ihtiyacı yok sayılamaz yani. Kesinlikle. Onu ortadan kaldıramayız ya da onun yerine başka bir şey koyamayız. Yani başka kurumlar ya da başka kişilerin avukatın yerine girip adaletin o üç ayağından birini ortadan kaldırması mümkün değil. Onun için bulunacak ya da bulunması gereken sorunlara bulunması gereken çözümlerde mutlaka avukatı düşünerek tasarlamak lazım. Evet. Zaman zaman çünkü vatandaşlar kendi işimizi kendimiz görürüz fikriyle yola çıkıyorlar ama tabii hem zaman kaybını oluyorlar hem de zaman aşımı diyelim. Ya da o, yani o mümkün değil. İşte yani uzlaşmaya dönük bir takım çabalar var ama yani uzlaşmada dahi avukatın rolünü düşünerek karar vermek ve ona göre düzenleme yapmak lazım. Evet. Siz de bugüne kadar tabii ki başarılı davalara imza attınız Zeynel Bey. Buradan bu mesleği gönül vermiş gençlere neler önerirsiniz? Tavsiyeleriniz neler olacak? Yani avukat kişiliğini de işine yansıtır. Evet. Yansıtması lazım zaten. Yani hiçbir meslekte kopya ile taklitle sonuca varamazsınız. O açıdan her hukukçu olmak isteyen gencin ya da hukukla uğraşan herkesin kendi kişisel duygu ve düşüncelerini, kişiliğini işine yüklemek zorundadır. Yüklerse, kişiliğini ortaya koyarsa işinde daha başarılı olabileceğini ve daha özgün sonuçlara varabileceğini düşünüyorum. O açıdan gençlerin bunu düşünerek kişiliğini geliştirmesi, oturtması, daha sağlam bir kişilikle yani iyi bir avukat olmadan önce iyi bir hukukçu olmak, iyi bir insan olmak gerekir. Değil mi? Onun için onu iyi değerlendirerek bu işe girmesi lazım. Öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki meslek hayatınızda başarılarınızın devamı diliyoruz Zeynep. Çok sağ olun, teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlere İstanbul Esenyurt'tan Çamberi Hukuk Bürosu'ndan seslendik efendim. Zeynep Bey'den sizler için hukuk adına değerli bilgiler aldık. Şimdilik hoşça kalın.